Alıyoruz. Şimdi sahaya bir gidelim. Hayrettin Koç, Yayakbaşı Köyü muhtarı, depremin merkez üstüne çok yakın bir köy zannederim. Kendisi bizi daha sağlıklı bilgilendirecektir. Geçmiş olsun. Sağ olun Sayın kardeşim. Koç. Yakın bir yerdesiniz anladığım kadarıyla. Köydeyiz işte, yakın bir yerde. Yani sizin bulunduğunuz yerde mi oldu? Çilimli tarafında bir yer mi burası? Ben orayı bilmediğim için soruyorum. Düzce merkez, merkez. Düzce merkez, Yayakbaşı. Nedir efendim sahadaki durum şu anda? Sağdaki durum şu an sakin, bir şey yok, şükürler olsun. Mesela bir iki sefer sallandık işte. Evet. Başka bir şey yok. Hani şu an insanlar dışarıda mı, evlerinde mi? Hasar. İnsanlar evlerinde mi, dışarıda mı? Hasarla ilgili bir telefon aldınız mı? Şimdi insanların birkaçı evinde, birkaçı şeyinde, mesela alçak evler. Yani bizim burada bir katlı, iki katlı evler, anlıyor musun? Şeydi yani, şu an yani bir sıkıntı yok, şükürler olsun. Bir olumsuzluk da yok. Peki. Şu ana kadar sizin bulunduğunuz yerde bir olumsuzluk yok. İnsanlar evlerinde kalmaya devam ediyorlar. Doğru anlıyorum. Evet, evet kardeşim. Evet, aynen. Peki, çok evet. Çok geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Efendim, Hayrettin Koç, Yayakbaşı Köyü muhtarı, depremin yaşandığı bölgede herhangi bir sıkıntı olmadığını sağdan da